İşte o gün o zata şinasıyı da anlattım. Bir de dedim bak Altan Bey, siz dedim beni evinizde bir hafta misafir etseniz. Birinci gün birinci katta, ikinci gün ikinci katta, üçüncü gün üçüncü katta, en son gün, yedinci günü son katta beni çıkardınız. Bütün İstanbul ayak altında. Efendim kardeşim bak bir haftadır seni burada besledim, yedirdim. Balkondan aşağı beni bir kalktırıyorsun aşağı. Yeter gözüm görmesin seni. Yapar mısın böyle bir şey? Dedi mümkün mü dedi ya, insan böyle bir şey yapar mı? Yahu dedin sen yapmazsın da şu kainatın sahibi olan Allah yapar mı? Bizi böyle ballarla, sütlerle, muzlarla, elmalarla beslesin. Ondan sonra kulum yeter yedin 50 sene 60 sene. Defol gir şu çukura, biraz da böcekler yesin seni. Ya böyle bir şey yok dedim. Daha güzel bir aleme gönderiyor. Biz o aleme inanmazsak o zaman dediğiniz gibi oluruz. Ama inanacağız. İnanacağız. Hadise öyle. Bak dedim ben uçaktaki pilotu görmüyorum. Ama uçağın gidişatından bir pilotun var olduğunu katiyen biliyorum. Bana birisi dese abi be bir şey soracağım kusura bakma buyurun. Acaba bizim uçağımızda pilot var mı? Yoksa uçak kendi kendine kalktı gidiyor serseri olarak. Yok kardeşim. Evvela yavaş yavaş yürüdü yürüdü sonra hızlandı sonra brrr dedi kalktı. Böyle kalktığına göre bir pilot var. Görüyor mu? Görmüyorum ama gidişatından pilotun var olduğunu anlıyorum. Biz de bu kainatın gidişatından bu kadar nimetleri bize yediren Rabbimiz elbette ki merhamet sahibidir, hikmet sahibidir, hakimdir. İnsanları yedirip sonra yok etmek onun merhametine yakışmaz. Peki dedim burada öldürüyor, çukura giriyoruz ama giren dedim bu ceset. Bu ceset cennette yakışmadığı için Rabbimiz bu cesedi burada alıyor. Cennete yakışacak bir ceset verecek. Onun için toprağa koyuyor. Zaten biz topraktan geldik. Yine aslımıza dönüyoruz. Cennetteki cesedimiz çok daha güzel olacağından, bu ceset oraya yakışmadığından bunu alıyor. Her mekanın, her makamın ayrı bir elbisesi yok mudur? Mesela dedim siz takım elbisenizi giydiniz. Kravatınızı taktınız. Kışsa pardüseniz de girdiniz. Atkıyı da boynunuza koydunuz. Allah rahatlık versin. Ben yatıyorum. Olur mu böyle bir yatmak Allah aşkına dedim. Yatağa yakışır mı bu elbise? Dedi yakışmaz. Ve dedim sabahleyin pijamalarla nereye gidiyorsun Mehmet Bey? Daireye gidiyorsun. Ha, pijamalarla oraya gitmek yakışmadığı gibi takım elbiseyle girmek de yatağa yakışmaz. Onun için dedim Rabbimiz bu ceset cennete yakışmayacağından bunu alıyor bize hakikisini orada verecek. İşte ölümün hakikati budur. Tabii ben bunu anlatırken yüksek sesle anlattığım için diğerleri de dinliyor uçakta. Zaten hostes karşıya oturdu. Hep gülüyordu. Diğerleri de dinledi. Allah bereket versin. Şimdi ben dedim bak sıradan bir vatandaşım. Sıradan bir vatandaş. İlkokul mezunuyum ben. Şimdi o adam profesör müdür nedir? Yazardır. Şimdi ben bu adama karşı beni konuşturan nedir? Bana o cesareti veren nedir? O adamı dinlettiren nedir? Dinlemez adam ya. Talebe gibi dinledi. Bir itiraz oldu. Yaratıcı bunları ne için yapıyor dedi. O da meselemizi anlatmak için vesile oldu. Demek ki nurda öyle bir güç var ki Hazreti Üstad orada tecelli ediyor adeta. Talebesini orada himaye ediyor. Nasıl 800 sene önce Abdülkadir Geylani üstadımıza komut veriyor. Ya nudrikez zaman. Ey zamanı idrak eden kişi. Kün vaktül kadiriyi. Vaktin kadirisi ol. Kul ve la tehaf diyor. Konuş korkma. Fe inneke mahrusun bi aynil inayeti. Biz senin etrafında gözetleyiciyiz, koruyucuyuz ve seni muhafaza edeceğiz diyor. 800 sene önceden üstada garanti veriyor. Ve üstadımızla talebelerin Allah'ın izniyle biz nereye girdiysek bugüne kadar bizi mahcup çıkarmadı. Ama mahkemeye de girdik, inkar etmedik. Nurcu musun? Nurcuyum. Neden nurcusun? Neden okudun dedi hakim. Vallahi dedim hakim bey, yönetimde 71 senesinde. Ben dedim bu kitaplar okumadan önce ne yediğimin ne olduğunu biliyordum. Ne gördüğümün ne olduğunu biliyordum. Mesela misal verdim.
Dedim mesela bir yumurta muhterem heyet. Yumurta alıyoruz, omlet yapıyoruz, goflet yapıyoruz, yiyoruz. Bu yumurtayı ben 50 liraya alıyordum. Zannediyordunuz yumurtanın değeri 50 lira. Halbuki yumurtanın değeri sonsuz. Çünkü onu bize gönderen Rabbimiz. Ben zannediyordum ki tavuk yapıyor bunu. Halbuki tavuk okula gitmedi. Beni tanımaz, sevmez, bilmez. Tezgahı yok, tornası yok, aklı yok, ilmi yok. Trak yumurtayı bırakıyor. Ve bunu biz yiyoruz deyince Sabahattin İbrişim vardı, Tuğ General. Adam zor tutuyor kendini. Mahkemeyi bozacaktı. Kütükten üzümün gelmesini deyince savcı kalktı. Konuşturmayın şu adamı. Burada Nurculuğun propagandasını yapmaktadır. Nurcu kelimesi geçmedi. Neden? İmanı anlatıyor ya. İmanı anlatınca onun materyalist felsefesi kökünden yıkılıyor. İşte üstadımız öyle diyor. Sizin tabiat dediğiniz muhkem kalalarınızı zir-i zeber etmişim. En büyük dinsiz filozoflarınızı hayvandan aşağı düşürmüşüm diyor. Düşürmüş hakikaten.